Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4 gizemleri Redman Fare Adam'a hoş geldiniz. Redman GTA 4'te ilk olarak konuşulmaya başlanan gizemdir. Oyunun çıkışından çok kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır. Onu gördüğünü iddia eden oyuncular davranışlarını şu şekilde anlatır. Çok hızlı hareket ediyor, çok iyi saklanıyor, böylece onu ilk başta görmek çok zor oluyor. Keskin pençe ve dişlere, korkunç kızıl gözlere sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca eğer saklandığı yerde bulunduğu zaman agresif bir tepki verdiği de belirtiliyor. Birçok oyuncunun da bildiği gibi Liberty City'nin metro sistemi de vardır. Bazen yer üstünden, bazen de yer altından geçen metro hatları çok gelişmiş ve çok karmaşıktır. Hiç bilmediğiniz kullanılmayan eski hatların, istasyonları birbirine bağlayan tünellerin, terk edilen istasyonların, Redman'in saklandığı yerler olduğu söylenir. Ama bu yeraltı metro sistemi o kadar büyüktür ki küçük bir zaman diliminde tüm yerleri kontrol etmeniz neredeyse imkansızdır. Chinatown istasyonu Redman'in yaşadığı yerlerden biri olarak gösterilir. Ama genelde Redman'in oyuncuların yeraltı çöp çukuru diye adlandırdıkları terk edilmiş bağlantı noktalarında görüldüğü iddia edilir. Burada evsizler yaşamaktadır. Eskimiş mobilyalar, variller, araba hurdaları da buraya atılmıştır. Bazı oyuncular buradaki evsizlerin korkutulup kaçtıklarında Redman diye bağırdıklarını söyler. Metroda yeraltı çöp çukuruna doğru yürürken kenarlarda kan lekelerine benzer bazı lekeler görülebilir. Oyuncular sık sık bu lekeleri kan lekeleriyle karıştırmaktadırlar ve bu lekelerin Redman'in kanına ait olduğunu söylemektedirler. Aslında bunlar sadece motor yağı lekeleridir. Oyuna gelen DLC'lerde televizyonlara ve internete eklenen haberler arasında Liberty City'nin belediye başkanının yaptığı bir duyuru da vardır. Bu duyuruda metrodaki fare istilasına bir çözüm getirileceği belirtilmektedir. Bu da az çok GTA 4'teki Redman teorisini desteklemektedir. Oyun içi internetten Craplist adlı siteye girerseniz Human Labs Red Required diye bir ilan göreceksiniz. Türkçesi, gönüllü insan denekler aranıyordur. Bu ilanda insanlar üzerinde böcek zehirleri ile deneyler yapılacağından bahsetmektedir ve bu deneylerin Aktır Endüstriyel Sanayi Bölgesi'nde olacağı söylenmektedir. Bu bölgeye gidip bazı incelemeler yaparsanız bazı fabrikaların terk edilmiş olduğunu görürsünüz. Bu fabrikalarda bazı kazalar olmuştur. Hatta bu terk edilmiş fabrikaların etrafında dolanırken üzerinde mutasyon tehlikesi yazan tabelalar bile görebilirsiniz. Bir teoriye göre Craplist'te ilanı verilen Aktır Endüstriyel Bölgesi'nde geçen deneyde bir şeyler yanlış gider ve bir patlama olur. Deneklerden biri mutasyon geçirir ve fare adamı dönüşüp kaçar. Yukarıda bahsettiğimiz olaylardan her biri bu teoriyi desteklemektedir. Yani eğer terk edilmiş metro hatlarında ve istasyonlarda gezerken ürkütücü çığlıklar veya korkunç izler görürseniz anlayın ki Redman çok yakınınızda olabilir. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla GTA 4 gizemi için like atmayı, gizem videolarını düzenli olarak takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.